Partisi Genel Başkanlığımızın Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Hatice Yayın Semerci Uşak'a gelmekle bize güç kattınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın İl Başkanım, Sayın Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanım ve tüm arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sözü bana mı veriyorsun başkanım? Evet başkanım, buyurun. Öncelikle Kadın Kolları MYK üyesi Hatice Yiğin Semerci ve Uşak'tan da sorumlu koordinatörümüz. Sayın Kadın Kolları Başkanım, İlçe Başkanım, Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanım, değerli arkadaşlar ve basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bakın 3-4 Şubat'ta başlayan, daha sonra da 11 Mart'ta Genel Başkanımızın gelmesiyle devam eden, tüm Türkiye'de hareketlenen bir Cumhuriyet Halk Partisi ve halkı ayağa kaldırmaya çalışan, sorunları yerinde tespit eden bir örgütsel çalışma mevcut. Bu çalışma çerçevesi içerisinde de kadın kollarımız bize öncülük etmekte. Bu açıdan MYK üyemizin bizi ziyareti bizi onurlandırıyor. Buraya gelmesinden dolayı kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Ülke artık freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı doğru gitmekte. Artık gece yarısı tek kalemle 2011'de kendilerinin imzaladığı 3-4 yıl sonra devreye giren İstanbul Sözleşmesi'ni kimseye sormadan milletvekillerinin iradesini hiçe sayarak yok eden bir zihniyet. 2 yıl içerisinde 4 tane değiştirilen Merkez Bankası Başkanı. Kafasına göre faizi arttıran, kafasına göre düşüren, faiz sanki sonuç sebep ilişkisini kuramayan, benim alanım ekonomi deyip her konuda karar veren tek adam rejimiyle artık yönetilmeye başlıyoruz. Biz artık ülkenin demokratik, layık bir cumhuriyette güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmesi için elimizden geleni yapacağız ve sahalarda da çalışmaya devam edeceğiz. Bu açıdan her platformda söylüyorum. Kadınlar olmadan biz siyaset yapamayız. Kadınlar olmadan iktidar olamayız. Kadınlar bu işin lokomotifi. Bence kadınlar bu işin lideri. Çünkü köy ziyareti yapıyorsunuz, ev ziyareti yapıyorsunuz. Yanınızda kadınınız bir tane üyeniz yoksa hiçbir kapıyı çalamıyorsunuz arkadaşlar. Kadınlar kadar özverili çalışan, yıllarca kadın doğum uzmanı olarak çalışan biri olarak söylüyorum. O annelik içgüdüsü ve gücüyle, kadınların öngörüleri ve sezgileriyle ben toplumun iktidar olacağına inananlardanım. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine de dahil siyasi partiler yasası değişirken kadın kotalarının yükseltilmesi, seçilebilir noktalara getirilmesi, kadınların evet biz koyduk ama ne yapalım seçilemedi noktasından daha çok bu ülkeye kadın elinin değmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan kadınlarımızın çalışmalarının başımızın üzerinde yeri var. Biz her zaman kadınlarımızın arkasında değil, yanlarındayız. Omuz omuza mücadele etmek için her platformda hazırız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı olarak Kadın Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimine, yıllardır partiye hizmet eden İl Kadın Kolları Başkanımıza, gerçekten özverili üyelerimize, kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Siyasetçiler çok konuşur, ben çok uzatmayayım. Misafir olarak geldiğiniz bu süreçte 2 günlük bir çalışma süreci, ilçeleri de dahil eden, örgüt ziyaretleri, daha çok kadın esnafları ziyaret eden, aynı zamanda tabip odasıyla bir sözleşmenin yapıldığı, kadınların ayrıntılı bilgilerini başkanım mutlaka anlatacaktır. Genel başkanından tutun, en düz üyesine kadar herkesin, başkanım aşağıda, herkesin can siperhane çalıştığı, şehirlerin öznel sorunlarının Türkiye geneline ortak sorunların tespiti içerisinde sorunların adını koyup çözüm önerilerinin üretildiği bir sürece girmişiz. Her an bir seçim olabilir. Biz Uşak İl Örgütü olarak isterlerse haftaya seçim yapsınlar hazırız. Referandumda nasıl Uşak'ta %53 çıkardıysak yine ben Uşak'ta iktidar olacağımıza, en az 2 milletvekili çıkaracağımıza da inanıyorum. Sözü MYK üyemiz Hatice Hanım'a veriyorum. Saygılar sunuyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Sayın İl Başkanım, Sayın Kadın Kolları Başkanım, İlçe Başkanım, Sayın Partililerim, kız kardeşlerim. Bu hep birlikte sizi burada görmekten mutluyum. Biz Sayın Aylin Nazlık Hanım ile beraber seçildiğimiz günden beri hızla kadın örgütlenmesini önemsiyoruz. İlk yönetime geldiğimizde il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, örgütlenmemiz oldukça zayıftı. İlçe bütün bu örgütlenmelerimizi tamamlamak için hızlı bir çalışmaya girdik. Bölgelerimize dağıldık. Her birimizin sorumlu olduğu bölgeler var. Hızla önce il başkanlarımızı, kadın kolları il başkanlarımızı atamalarını yaptık. Eksik olan ilçelerimizi tamamladık. Kendimize hedefler koyduk. Bu ayın sonunda Türkiye'de örgütlenmediğimiz hiçbir ilçemiz kalmayacak.
Bütün hedeflerimizi tamamladık. Bu bizim ilk 6 aylık hedefimizdi. Bunu başardık. Bundan sonraki hedefimiz de bir örümcek ağı gibi örgütlenmek diyerek bütün mahallelerde örgütleneceğiz. Mahalle temsilcilerimizi, mahallemizin büyüklüğüne göre başkan, yardımcıları atayarak her mahallede bir elimiz, bir ayağımız olacak. Bunu yapmak için hızla bütün kadınlar, nasıl ki şu andaki mevcut olan iktidar kadınların gücüyle geldiyse, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadınların gücüyle de gidecekler. Emin olun ki biz bunu yapacağız. Çünkü artık evlerde tencere kaynamıyor, dert kaynıyor. Biz bunların takipçisiyiz. Hızla halkımızın ne kadar zor durumda olduğunu görüyoruz. Alanlardayız. Biraz önceki il başkanımın dediği gibi sürekli biz alandayız. Ana kademimizle, milletvekillerimizle, kadın kollarımızla, illerdeki başkanlarımızla, il kadın kolları başkanlarımızla sürekli alanlardayız. Halkımızın dertlerini dinliyoruz. Genel başkanımızla ne yapabileceğimizi, bize yarın iktidarı bize versinler. Biz bu ülkeyi çok rahat yönetiriz. Çünkü bunun için bizim hem deneyimimiz var, hem kadrolarımız var, hem projelerimiz var. Onun için hazırız. 3 günlük bir çalışma için geldim. Şu anda bu örgütlenmeyi dedik ya, biz örgütlenmek diyoruz. Kadın örgütlenmesini çok önemsiyoruz. Çünkü kadının çalmayacağı bir kapı yoktur. Onun için bütün ilçelerimizi adım adım gezeceğiz. İlçe başkanlarımızla, oradaki esnaflarımızla. Bugün bir esnaf ziyareti de yaptık. İşte köylü kadınlarımızı ziyaret ettik. Hepsi çok dertli. Mazotlarını, işte yaptıklarını karşılayamıyorlar, soğukta orada oturuyorlar. Orada belediyedeki pazar yerlerindeki bir masalarında tezgahlar. Mesela çok kötü, 15 lira para veriyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde bunun yarısını alıyorlar. Destek veriyorlar. Koşulsuz, karşılıksız. Yani biz de onlara bunu söyledik. Eğer biz burada yönetimde olmuş olsaydık şu anda sizin cebinizden 15 lira değil 7,5 lira çıkacaktı. Onlar da oldukça dertliler, oldukça kendilerine bize yakın olduklarını hissettirdiler. Biz de dedik, çok sevindik. Yani güzel bir pazar çalışmamız oldu. İlçelerimizde de bunun böyle olacağından ben eminim. Ben biliyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi, Uşak eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesiydi. Evet. Bu kadroyla, sizlerle hep birlikte biz tekrar Uşak'ımızı eski haline getireceğiz. Bunu biz hep birlikte yapacağız. Ben bunu yapmak için de mevcut kadro hazır. Bizler yapacağız bunu, hepimiz. El birliğiyle. Ben teşekkür ediyorum il başkanıma. Kadın kolları başkanıma hepinize çok teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi değerli arkadaşlar, başkanım güzel şeylere değindi. Bakın biz de göreve geldikten sonra Uşak'ta üyesi olmayan hiçbir köy bırakmadık. Bu önemli. Çünkü bir tane üye yaptığınızda en azından eşi ya da annesi babasıyla oradan 3-5 tane fazla oyu çıkarmayı sağladık. Şimdi ikinci hedeflerimizden bir tanesi, ki bu çok önemli. 51 tane köyümüzün tek üyesi vardı. Şu an 37'ye kadar indirdik. Neden bunlar önemli? Tek kişilik köylerin hepsi direkt delege oluyorlar. Emek sarf etmeden olabiliyorlar. Tamam, yılların partileri olabilir ama üye sayımızı arttırmamız lazım. Ama ben genel başkana da söylediğim bir şey var. Üyesi olmayan ama özellikle kadın üyesi olmayan köylerde üye yapmak için Ayşe Başkanımın özel bir çalışması var. Liste çıkarttı. Biz de Merkez İlçe Başkanımız ve diğer ilçe başkanlarımızla birlikte en azından bu görev süresinin içerisinde bunu yapmak için elimizden geleni yapacağız. En çok önemsediğim konulardan bir tanesi bu. Sahada olmak önemli. Çok önemli. Ama köyde kadın üye yaptığınız zaman inanın oyunuz çok artıyor. Bu 2 ya da 3 günlük çalışma bize güç katacaktır. Başkanımız ne zaman darda kalırsak sağ olsun MYK üyemiz aradığımızda da yardım için bize destek olmaktadırlar. 3 tane çocuğumuza, 4 taneydi ama bir tanesi acil gittiği için ona verdik. 3 tane çocuğumuza da başkanımız tablet verecekler. Biz bağışlar olduğu sürece, belediyelerimizden ya da hayırseverlerden yardım topladığımız sürece mutlaka bu tablet yardımlarına devam edeceğiz. Gönül herkese vermek istiyor ama şöyle bir gerçeklik var. Sosyal devlette bunları bizim düşünmemize gerek yok. Yani sizler neredeyse aldığınız havaya bile vergi verirken, cebinizdeki telefondan, açtığınız televizyondan, akıttığınız musluktan, bastığınız düğmeden, elektrikten her şeye vergi veriyoruz. Ama
internete ulaşamayan, EBA'dan eğitim alamayan milyonlarca çocuk var. Bunu düşünmeden biz çağ atladık diye övünüyorlar, uzaya gideceğiz diye övünüyorlar. Bugün işte Covid için herkes önlem alsın deniyor. Maskesini burnuna indirene ceza yazanlar hınca hınç dolu kongre yapıyorlar. Aslında bu ülke sadece AK Parti'nin değildir arkadaşlar. Bu ülke öyle masalarda falan da kurulmadı. O açıdan ilk seçimde gideceklerine de biz inanıyoruz. Sayın Başkanım'dan ricamız da bu tabletleri ihtiyaç sahibi çocuklarımıza verirlerse. Tabii. Buyurun başkanım. Arkadaşlar ben ilave etmek istiyorum. Bizim yine kadınlara yönelik güzel bir projemiz var. Yaşam Hak. Yani şu son günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin de feshedilmesiyle bunun ne kadar daha önemli bir proje olduğunu ortaya çıkartmış oluyoruz. Bizim bu projemizin içinde ne var? Mağdur edilen, istismara uğrayan bütün kadınlarımıza, çocuklarımıza biz yardımcı oluyoruz. 7/24 işleyen bizim bir merkezimiz var. 444-82-85 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Biz burada neler yapıyoruz? Barolarla yaptığımız anlaşmalarda ücretsiz avukat desteği sağlıyoruz. Bugün de yapacağımız gibi Tabipler Birliği'yle bir protokol imzalayacağız. Ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz. Sığınma evleri kendi belediyelerimizden yardım alarak onlara şey yapıyoruz. Sığınma evleri sağlıyoruz. Mahkemelerde onlara eşlik ediyoruz. Eşlik ettiğimiz davalar, takip ettiğimiz davaların biz seyrini değiştirebiliyoruz. Daha adil sonuçlar çıkıyor. Yani takipçisi olduğumuz için onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bütün kadınlar bunu bilmemiz lazım. Yani bunları biz yaşamayalım. Yani yaşamak istemiyoruz. Onun için haklarımıza biz sahip çıkacağız hızla. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini asla kabul etmiyoruz. Alanlardayız, alanlarda olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. Ben bunu demek istedim, ilave etmek istedim. Dediğim gibi bizim için en önemli şey, Sayın Genel Başkanımız, Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıkan'ın dediği gibi örgütlenmek. Teşekkür ederim. Çiçek'te hoş geldiniz. Çiçek'i evet. Tekrar hoş geldiniz başkanım. Çok teşekkür ederim. Fotoğraf da verelim. Başkanım sen gel böyle. Siz beraber verin. Evet, tablet verilecek çocuklar da. Bekleyin. Diğer çocuğumuzu alalım. Bir tane. Başka ikisi aynı yok, değil. Yok, siz hepsini nasıl tersler? Kız çocuğu... Şöyle değiştirelim, bu krem renkli. Bu mavi erkek çocuğuna belki şey yapmasınlar. Tablo'nun vardı. Geçen sene 19 Mart'ta evimi yıktılar. Bizi mağdur ettiler. Şimdi şu anda bir ev aldık. Kentsel dönüşüm projesi. Değil. Yeşil sağ dediler. Bugün de inşaat bırakanları. Yeşil sağ dediler. Bizden aldılar bizim. Mahkeme süreci devam ediyor. Devam ediyor. Peki. Buyurun. Evet. Peki, sağ olun. Hayırlı olsun. Pozmalar. Başkanımı çağırıverin ya. Öğür bir kişiler alalım. Dağılmayı